İsminizi öğrenebilir miyim? Necat Atalay. Necat Bey nerelisiniz? Erzurumluyum. Nerede ikamet ediyorsunuz? Eski Kadıköylüyüm ama şu anda Emniyet Mahallesi'nde ev yaptım, Üsküdar Emniyet Mahallesi'nde. Şu anda orada oturuyorum ama burada kiralık yerlerim var. Her gün buraya uğruyorum. Peki Kadıköy Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanırım. Hatta kendine şiir bile yazdım. Kadıköy Belediyesi'nin memnun kaldığınız ya da hoşunuza gitmenin hizmetleri var mı? Şimdi daha kaç günlük oldu ki adamcağız işinden suçlamanın bir anlamı yoktur. Ama genel olarak değerlendirseniz. Tutum ve davranışları çok hoşuma gidiyor. Değerli bir insan, zeki bir insan ve halka önem veren bir insan. Geçmişte burada 20 yıl belediye başkanı yapanlar bile bunun kadar halkın sevgisini kazandığını tahmin edemiyorum. Ben eski Kadıköylüyüm yani. Kadıköy'de ne olup ne biter bilirim yani. Çok eskiyim burada. Peki Kadıköy Belediyesi'ne örnek gösterebileceğiniz başka bir belediye var mı? Ya bilmediğim bir şey hakkında fikir yürütmem doğru değildir. Ama Anakent Belediye Başkanı da çok. Hatta burası için ben öneride bulundum belediye başkanına. Burası bakın atıl olarak kalıyor. Buraya en az 25 tane dükkan yapılır. Burada mevcut bir tuvalet vardı. Alıp inşaatlarına kattılar. Halk burada yabancılar tuvalet ihtiyacını gidermek için feldik feldik dolaşıyorlar. Nazım Hikmet Vakfı'na gidiyorlar. Arıyorlar aşağı Osmana Camisi'ne iniyorlar. Buraya en az 20 tane dükkan yapılır. Gençlerin, turistlerin girdiğinde duş yapabileceği, tıraş olabileceği kabinler de konur. Belediyeye akıl almaz gelir sağlar. Bir de buraya yeraltı geçidini önerdim ben. Trafik kesişmeden devam edebilmesi için, halkın salimen karşı geçmesi için eğer buradan bir de yeraltı geçidi yaparlarsa Sayın Belediye Başkanımız tarihe geçeceğine ben inanıyorum. Peki bu söylediklerinizi dile getirmek için hiç belediyeye başvurdunuz mu? Tabii bizzat kendisine ilettim. Diyorum ya kendine şiir bile yazdım. Geri dönüş sağladılar mı? Uğraşıyor. Uğraş veriyor tabii. Şu bir Anakent rayına otursun da proje geliştireceğini söyledi ben. Bunu Selami'ye de ben önermiştim. Selami ilgilenmemişti. Bizim bu ciddi projenin ilgileneceği yerde sosyete hanımların burada köpeklerin pisliğini nasıl imha edeceğini tartışıyordu. Bizim önerilerimize kulak bile vermiyordu. Açık söyleyeyim. Onu da çok iyi tanırım. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Büyük Belediye Başkanı harika bir insan. Ona da ben şair ruhluyum. Ona da şiir yazdım. İstersen okuyabilirim yani. İstiyorsanız okuyun. Minnet borcum var, saygı duyarım Ulu Önder Atama, canım kurban olsun cennet vatana, yürekten bağlıyım hem dine hem imana, İstanbul'da tüm oylar Ekrem İmam'a. İstanbul rıhtımını attım ben demir, kimseden ne buyruk alırım ne de emir, karşımda ne çelik dayanır ne de demir, İstanbul seçmenine feda olsun bir ömür. Hakkımda konuşanlara takdim ediyorum. Varsa bir kusurum herkes söylesin yüzüme, şahit istiyorlarsa buyursunlar Beylikdüzü'ne. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Peki belediye başkanından beklentileriniz nelerdir? Vallahi vaat ettiklerini yerine getirirse bizleri ihya eder. Biz demokrasi özlemi içinde yanıp tutuşuyoruz. Ecevit'ten sonra biz demokrasi görmedik. Halka önem veren, özgürlükler için mücadele veren, süper güçlere kafa tutan, bağımsız Türkiye için mücadele veren bir lider görmedim. Ben 28 tane başbakan gördüm. Yani Ecevit'ten başkasını görmedim. Bugünkü rezaleti de hiç görmedim yani. Peki son olarak Belediye TV aracılığıyla Kadıköy Belediye Başkanı iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Sadece saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir insandır. İki defa görüştüm. Mükemmel bir insan. Çok teşekkürler. Sağ olun görüşeniz için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.